Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bir butona basla karşınızdayız. Fakat öncesinde ufak bir duyurumuz var. Küçücük. Belki biliyorsunuzdur, WebBrowser her sene teknoloji şirketlerine, girişimlere ödüller veriyor. Evet. Bu sene de Fintech kategorisinde İnnal adı olarak gösterilmiş. İnanılabiliyorsunuz arkadaşlar, bizim daha iyi içerikler üretmemiz için çok destek oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aynen, kendileri de bu kategoride aday. Oylarınızı bekliyoruz. Evet, Fintech kategorisinde İnnal aday, desteklerinizi bekliyoruz. Ek olarak buna İnnal'ın kurucularından Bülent Tekmen de yılın girişimcisi kategorisinde aday. Aynen. Ona desteklerinizi bekliyoruz. Hazır İnnal'ı desteklemek için WebRaz sitesini açmışken kardeşleriniz de Oha Diyorum kanalı olarak yılın en iyi YouTube kanalına evet. aday. Girmişken İnnal'ı desteklemek için bizi de oylarsanız çok seviniriz. Zaten linkler de aşağıda. Geçen videoya butona basalım o zaman. Basalım gelirsin. Süper hızlı koşma yeteneğin olacak ama durduğunda ayaklarının altına tuz sürüp 10 dakika boyunca bir keçiye yalatacaksın. Ben zaten süper hızlı koşma yeteneği istemiyorum. Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Bir de üstlük ayağımı keçiye meçeye yalatamam. Gülmekten ölürsün moruk. Bu işkence yani. Ya gıdıklanırsın da bir süre sonra keyif vermez yani. Ya gıdıklanmak zaten iyi bir şey değil de. Basmam ben buna ya. Düşünsene bir de yani pis keçi gelecek yalacak. Gerçi keçi pis değil de hani. Yok, pis değil, çok gıdıklanmışsın ya. Abi yani bir dakika dayanılmaz ona. Bir anda mesela Tamer'cim görüşürüz dedim, ben evdeyim. Sen dedin bana işte Ersan abi hadi iyi akşamlar. Hop merhaba. Evdesin. Ya hiç durmazsan. Ben onu düşündüm de yok ya olmaz bu. Ben basıyorum ya. Ben yani 10 dakika dayanır gibi düşünüyorum ya. Bir de keçiye telkin yaparım kardeşim, dursun diye. Keçiye falan hiç gerek yok. Ayakkabı ayağa çıkart koy şuraya. Ayağa çıkart koy şuraya. Ben çatlarım kahkahadan bence. Ben kalırım bak diye komaya girerim. Bitti mi? Olmuyor mu kahkaha? Olmuyor abi. Şu keçiyi bulalım da bir. Ben göstereceğim. Tamam gidebilirsin yerine sen de Mahmut. Çünkü bir ayrı bir bireyim kanka bu. Her kaka yaptığında banka hesabına 1000 lira yatacak. Güzel. Ama bu durumu tüm dünya bilecek. Ne var abi? O tüm dünyadakiler ne yapıyor? İçeri mi yani? İçeri mi yani? Ben hayır kurumuna başlayacağım. Bir de iyi öyle derler ya. Hayır kurumuna başlayacağım. O yüzden basıyorum. Onun için yapacağım. Bu durumu tüm dünya bilecek. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya bunu ya onların problemi arkadaş. Ben bilirim alırım. Onlar bilsin. Bana ya ne ister bilsin. Tüm ister dünya biliyor olduğu için buna utanmamız mı gerekecek? Yok. O yapmıyor mu? Herkes yani yapıyor zaten. Kaka. Yapıyorlar yani. Ben ya okey yani. Yani ben yani, saklamıyorum zaten. Brad Pitt falan biliyor. Oh my god yes. Turkish friend Sobotar is toilet the kaka mı diyor yani. Yo. İnsana seni normalde hiç düşünmezsin değil mi biri yapıyor mu yapmıyor mu diye. Ama o durumda ne olacak? İnsana seni sürekli yaptığını hayal edecekler. Bu adam var ya her yaptığında. Ama bankaya yatıyorsunuz da oradan çıkmıyor yani. Yapsak çıksak. Tabii de. Onlarla kaçıyor da. Git yap okay. Al. Git yap al. Bankamatikten çek. Hatta böyle bol bol yerim ki bol bol yapayım diye böyle. Bu ay biraz sıkışayım biliyor musun? Şeyler var, toplu ödemem var. Bundan sonra terin parfüm gibi kokacak. Ama başkalarının parfümü sana ter gibi kokacak. Ben hayatta basmam. Ben de hayatta basmam. Çünkü çok etrafta çok insan var ve parfüm sıkan da bayağı insan var. Ben bunu almam abi. Ben de almam yani. Ya şey olarak. Sonuçta parfüm sıkmış adamlar. Mesela ofise geldik biz de sağ olsun herkes parfümünü sıkıyor. Herkesin ter gibi kokacak. Bana ne benim parfüm yani terim evet. Parfümü kokmasın ya. Kalsın ya. Kalsın. Zaten benim terim kötü kokmadığı için benim böyle problemlerim olmadığı için başkalarının terinli yok istedim. Zaten yeterince kokuyor her yer ter ya. Aynen. Bu soru onu mu demeye çalışıyor? Sen ter kokuyorsun. Yani bunu anlatmaya çalışıyorsanız ben sıkarım kardeşim parfüm yani. Hayatta en nefret ettiğim şey ter kokusudur abi. Evet abi. Kendim sıkarım parfümü. Ben kendim sıkarım. Değil mi yani? Sürekli evet de aynı ya. Koku olacak. Öyle, her yer düşünsene. Her yer ter kokuyor. Ya kendim parfüm sıkarım daha iyi. Dünyanın en yakışıklı slash güzel insanı olacaksın ya da ama kendini aynada ve fotoğraflarda slash göremeyeceksin. Hayır istemiyorum. Ben isterim abi. Ben de bastım, düşündüm ve bastım. Ben sana bıraktım genç olarak. Benim artık aslında bir parça geçti yakışıklı tarafım ama ben direkt basarım. Bir George Clooney gibi. Ben buna basarım butona.
Tamam mı? Hatta bastım şu an. Ha bastın mı? Ben buna butona bastım. Ben de bastım. Ama zaten ben yakışıklı olmadan ziyade sıcakkanlı, sevecen ve karizmatik olmayı tercih ederim. Yok ya. Ben kendimi görmek sen istiyorum. Sen kendini kaybedersin yalnız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok benim için. Kendini herkes güzelsin sen diyecek. Biz de hayır, inancız onlara. Ya düşün işte 10 kişilik gruplu bir fotoğraf var. Hı-hı. 9 kişi görüyorsun sen orada. Sen yoksun. Olsun. Ama çok sinir bozucu değil mi? Değil. Ben şimdi düşündüm de bir havaya girdim böyle. Çok yakışıklıyım ya. Evet yakışıklıyım. Öyle miyim? Öyleyim.